çağdaş gelişime uyum sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, kurucusu ve büyük önderi Atatürk'ün yolunda sarsılmaz bir inançla yürümektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, Türkiye ve dünya için ölümsüz bir barış simgesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır. Türkiye'nin İstanbul'dan sonra ikinci büyük şehri olan Ankara, tarihi bir yerleşim merkezidir. Ankara, tarihi bir yerleşim merkezi olmasının yanı sıra çağdaş bir şehirdir. Türkiye Cumhuriyeti, halkının ihtiyacına cevap verebilecek eğitim ve sağlık kurumlarıyla her geçen gün daha da ileriye gitmektedir. Vazgeçilmezliğinin yanı sıra çağdaş gelişime uyum sağlayan Türkiye, komşu ülkelerle iyi ilişkiler içindedir. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Romanya Cumhurbaşkanı Nicola Ceaușescu, özel uçağıyla saat 11.30'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Romanya Cumhurbaşkanı Nicola Ceaușescu, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından askeri törenle karşılandı. İki ülke cumhurbaşkanlarının havaalanında hazırlanan platformda yerlerini almasından sonra Roman ve Türk milli marşları çalındı. Tarihe top atışından sonra Romanya Cumhurbaşkanı tören kıtasına döndü. Havaalanındaki törende Milli Güvenlik Konseyi üyeleri, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahin Kaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celenson da Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak, Başbakan Bülent Ulusu ve bazı bakanlarla mülki ve askeri erkan da bulundu. Havaalanında öğrenciler ellerinde Türk ve Rumen bayraklarıyla konuk cumhurbaşkanına sevgi gösterisinde bulundular. Romanya Cumhurbaşkanı Ceaușescu ile birlikte Başbakan Yardımcısı Ion Nicolai, Dışişleri Bakanı Stefan Andrei ve Makine İmalat Sanayi Bakanı Ion Avramov bekliyorlar. Romanya Cumhurbaşkanı Ceaușescu'nun havaalanından kente girişinde de yol boyunca toplanan yurttaşlar coşkun sevgi gösterisinde bulundular. Konuk Cumhurbaşkanı, görüşmelerin başlamasından önce anıt kabri ziyaret ederek çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu. Konuk Cumhurbaşkanı ve eşi, Anıtkabir özel defterini imzalayarak müzeyi gezdiler. Ceaușescu'nun bu ziyaretinde kendisine Milli Savunma Bakanı Haluk Bayülken eşlik etti.
Daha sonra Çankaya Köşkü'ne gelen konuk Cumhurbaşkanı, burada Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından karşılandı. İki ülke Cumhurbaşkanı'nın yaptıkları görüşmeden sonra heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmelerde Türkiye heyetinde Başbakan Bülent Ulusu, Dışişleri Bakanı İlker Türkmen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut, Bayındırlık Bakanı ve Ulaştırma Bakan Vekili Tahsin Öner ve diğer yetkililer bulundu. Rumen heyetinde ise Başbakan Birinci Yardımcısı Elena Ceaușescu ile Başbakan Yardımcısı Ion Nicolae, Dışişleri Bakanı Stefan Andrei, Makine İmalat Sanayi Bakanı Ion Avram ve öteki yetkililer yer aldılar. Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesiyle Balkan ülkeleri arasında işbirliği ve çeşitli uluslararası sorunlar üzerine duruldu. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, konuk Cumhurbaşkanı Onur'una gece bir yemek verdi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren yemekte bir konuşma yaptı. Evren konuşmasında, Türkiye ile Romanya arasında hiçbir sorunun olmamasının yanında, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin, bölgede karşılıklı güven ve saygıya dayanan bir ortamın yaratılmasına önemli katkıda bulunacağına inandığını belirtti. Bu temel üzerinde ekonomik ve ticari ilişkileri arzu edilen seviyeye getirmenin Türkiye'nin arzusu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Kenan Evren, ülkeler arasındaki sorunların barışçıl yollarla çözümlenmesi gerektiğini vurguladı. Romanya Cumhurbaşkanı Nicola Ceaușescu da yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununun iki toplumun barış içinde ve yan yana yaşamasını sağlayacak şekilde çözümlenmesi gerektiğini ve bunun Balkanlardaki barış ve güvenliğe de katkıda bulunacağını belirtti. Türkiye'yi ziyaretinin iki ülke arasında tüm alanlarda giderek yaygınlaşan ilişkilerin olumlu bir göstergesi olduğunu belirten Ceaușescu, Türkiye ile Romanya'nın son yıllarda ekonomik, teknik, bilimsel ve kültürel alanlardaki işbirliğiyle önemli ilerlemeler kaydettiklerini anlattı. Öte yandan Romanya Başbakan Birinci Yardımcısı Elena Ceaușescu'ya Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bir törende onursal bilim doktoru unvanı verildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Mehmet Gönlübol törende yaptığı konuşmada Elena Ceaușescu'ya onursal bilim doktoru unvanının akademik çalışmaları ve araştırma alanındaki başarılarından dolayı verildiğini belirtti. Üniversitenin kuruluşundan bu yana özellikle bilim ve mühendislik alanlarında çeşitli başarılar elde edildiğini anlatan Profesör Gönlübol, kazanılan akademik seviyelerin bölgedeki dost ülkelerle paylaşılmasını amaçladıklarını belirtti. Törende diğer konuşmacılar Elena Ceaușescu'nun çeşitli alanlarda çalışan büyük bir araştırmacı olduğunu belirttiler. Daha sonra Romanya Başbakanı Birinci Yardımcısı Elena Ceaușescu'ya cübbesi giydirilerek onursal bilim doktoru belgesi verildi.
Elena Ceaușescu da konuşmasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin öğretim ve bilimsel çalışmalarıyla çağdaş bilim ve teknolojinin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Romanya ve Türkiye'nin komşu ve dost iki ülke olarak bilimsel ve teknolojik araştırmalarının yanı sıra eğitim ve kültür konularında da işbirliğinin geliştirilmesini istedi. Ceaușescu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bu işbirliğine katkıda bulunacağını söyledi. Romanya Devlet Başkanı Nicolae Ceaușescu, yabancı konuklar köşkünde Ankara'daki diplomatik misyon şefleriyle tanıştırıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in resmi konuğu olan Romanya Cumhurbaşkanı Nicolae Ceaușescu, Ankara'dan Antalya'ya gitti. Ceaușescu, Antalya'da Ege Ordu Komutanı Orgeneral Süreyya Yüksel tarafından törenle karşılandı. Karşılamada Antalya Valisi, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı ile öteki yetkililer bulundu. Antalya'da tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden konuk Cumhurbaşkanı, daha sonra Antalya'dan Alanya'ya geçerek Alanya Kalesi ve müzesini gezdi. Cumhurbaşkanı Nicolae Ceaușescu daha sonra Alanya'da bir yürüyüş yaptı. Alanya Atatürk Anıtı'nı da ziyaret eden Ceaușescu'ya yurttaşlar tarafından sevgi gösterilerinde bulunuldu. Heyetler arasında yapılan görüşmelerin tamamlanmasından sonra yayınlanan ortak bildiri, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'le Romanya Cumhurbaşkanı Nicolae Ceaușescu tarafından imzalandı. İki ülke heyetleri arasında ayrıca bir de kültürel değişim programı imzalandı.
Sırada Cumhurbaşkanı Kenan Evren, konuk Romanya Cumhurbaşkanı Nicolae Ceaușescu onuruna bir yemek verdi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, yemekte yaptığı konuşmada, iki ülke arasında alınan kararlarla ekonomik, kültürel ve teknik işbirliğinin geliştirileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Türk halkının Roman halkı hakkında beslediği iyi niyet kendiliğinden tezahür etmiştir dedi. Romanya Cumhurbaşkanı Nicolae Ceaușescu da yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye ile Romanya'nın bu iyi ilişkilerinin Balkan ülkeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesine büyük katkıda bulunacağını söyledi. Ceaușescu, imzalanan anlaşmalarla Türk ve Roman halkları arasında milli egemenlik, toprak bütünlüğü ve iç işlerine karışmama ilkeleri çerçevesinde işbirliğini geliştirme arzularının bir kez daha kanıtlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicolae Ceaușescu daha sonra Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisini izlediler. Bu arada Roman halk danslarından da örnekler sunuldu. Cumhurbaşkanı Nicolae Ceaușescu, gezisinin son bölümünde ülkesine dönmek üzere Alanya'dan Antalya'ya geçti. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, konuk cumhurbaşkanını uğurlarken, bu tür temasların iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını söyledi.